Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu şekilde talihsiz bir açıklamasını esefle karşılıyorum. Sadece şahsımı değil, ailemi değil, tüm Hatayları derinden, ülkemizi derinden üzmüştür. Böyle bir açıklamanın yapılması tarih olarak da uygun değildir. Acaba 26 Nisan'da yapılacak olan seçimlerde kendisine bir pay mı çıkartmak istiyor? Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu bu açıklamada Tayfur Sökmen'i veya tarihi bilmeyerek yoksun bir fikir üzerine gitmektedir. Bundan dolayıdır ki Tayfur Sökmen'i anlamak, Tayfur Sökmen gibi düşünmek çok da kolay olmaz. 19 yıl vatan diye haykıran bir adamın e, ikinci Tayfur Sökmen olmam demesi gerçekten çok e, çirkin kaçmıştır. Bundan dolayıdır ki Mustafa Akıncı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bağlılığını Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlılığından bağlılığının ne derece doğru olduğunu düşünmek de kolay değildir. Bundan dolayıdır ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu bu açıklamayı tüm Hataylı olarak esefle karşılıyor ve kınıyoruz. Bundan dolayıdır ki Atatürk'e bağlı bir şuur olan Tayfur Sökmen'in milli idarede ve Kuvay, Kuvay Milliye'de ne derece çalıştığını herkes tarafından bilinmektedir. Tayfur Sökmen'i bu şekilde e, ikinci Tayfur Sökmen olmam demesi gerçekten hoş olmamıştır. Bundan dolayıdaki ki şahsım ve tüm Hataylar adına söylüyorum ki biz bir değil bin Tayfur'da değil yüz bin Tayfur Sökmen'iz. İyi ne ki Hatay Devleti 19 yıl süren bir esaretten sonra hürriyetine kavuşmuş devlettir. Mustafa Akıncı'nın bundan önceki de sınır ötesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınır ötesi yaptığı operasyonlarda da inanılmaz derecede aklamantı e, akla mantığı almayan açıklamalar yapmıştır. Bundan dolayıdır ki Mustafa Akıncı'yı şahsım, ailem ve Hataylar adına kınıyor ve bir an önce Hatay'dan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve Tayfur Sökmen'e ahfadından özür dilemesi gerektiğini düşünüyor. 39. Mekanize Tümen Komutanlığı Kıbrıs Barış Hareketi'ne başladıktan sonra burası Tugay olarak kalmıştır. Tümen Kıbrıs'ta kalmıştır. Şunu da düşünmek lazım. Acaba Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ne gidilen yolda verilen mücadeledeki mezalimleri yapılan katliamları Mustafa Akıncı ne çabuk unuttu. Kıbrıs'ın bağımsızlığına Tayfur Şentmen'e dil uzatırken Kıbrıs Kıbrıs'ın bağımsızlığına giden yola da saygısızlık yapmıştır bence. Çünkü Kıbrıs gerçekten 400 yıllık bir Türk yurdudur. Bir Türk ilidir. Bunu hiç kimse e, inkar edemez. Eğer Mustafa Akıncı bunu bilmiyor veya inkar ediyorsa bu görevden bir an önce istifa etmeli istifa etmesi lazımdır. Bir devletin cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin böyle mesnetsiz, asilsiz ve hoş olmayan bir açıklaması açıklama yapması bence sağlıklı bir düşünce değildir.